Pima. Pima. Açma. İpek aç şunu. Kurtulan haline bak, nasıl açacağız, aptal mısın? Toplu o zaman. Nerede o? Ha? Peki Malik nerede? Nerede o? Tekin Malik! Sinan! Şerefsiz herif! Sinan! Çık dışarı! Burada değil! Refik'in arkasına saklanacak kadar düştün lan! Burada değil diyorum. Nerede? Ya sen ne hakla benim evime girip hesap soruyorsun ya? Ha? Önce bir sakin ol, tamam mı? Olmayacaksan da çık git evimden. Tamam, peki Mali'nin nerede olduğunu söyle gideyim. Burada değil dedim ya. Ya nerede, fabrikada mı? Uyandığımda yoktu. Gelince söylerim, arar seni, tamam mı? Ne zaman gelecek? Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Hayret ya. Gerçekten hayret. Önce düğünüme geliyorsun tehdit eder gibi. Şimdi selamsız sabahsız evime giriyorsun. Benim kocamla derdin ne senin? Beyefendi, şimdi aşağı inmezseniz olacaklardan ben sorumlu değilim yalnız. İyi tamam, ver numarasını gideyim o zaman. Babanın numarası da mı yok sende? Pes! Ya sana ne, sana ne? Kusura bakma, pardon. Tamam hadi şu numarayı ver de gideyim. Ben Tekin'e sormadan veremem numarasını. Peki bekliyorum o zaman. Buradayım. Siz şöyle geçin isterseniz. Ben Deren bu arada. İpek'in okuldan arkadaşıyım. O da Çilen. Sakinleşelim. Bir barış kahvesi içelim değil mi? İpek'ciğim sen de sakinleş. Nasıl içersiniz kahvenizi? Ben kahve falan istemiyorum. Biz kendimize yapacaktık zaten. Size de yapalım. Sade. Hadi ver şu numarayı. Hadi. Yaz. 532. Akşamdan sabaha bu kadar büyük ne oldu ki? Yüzünün haline baksana. Kavga dövüş böyle bir şey olmuş gibi. Gelmiş hıncını bizden çıkartıyor. Tekin kavga etmez. Tekin kavga etmez. İnsanı sırtından bıçaklar. Ama yani sen onun oğlusun. Yani sen evlendiğin adamı tanımamışsın. Ne oldu bu kadar acil?
Tekin Bey rahatsız edilmek istemediğini söylemişti. Bu yüzden seni aradım. Tamam söyle. Bu sabah bir tebligat geldi. Sonra bir avukat aradı. Ne bu saçmalık ya? Bir ay süre verdiler. Niçin? Ya borç ödenecek ya da tüm mülkleri boşaltacağız. Ya bunca zaman nasıl haberimiz olmaz bu kadar senetten sepetten? Kimeymiş borcumuz? Ay inşallah becerebilmişimdir. Ben çok özür dilerim. Dur ben sana Tekin'in gömleklerinden birini getireyim. Gerek yok. Gidiyorum ben zaten. Bu Tekin gelene kadar buralardayım. Tamam. Ben geçireyim. Niye geldi ki bu şimdi? Ne oldu yani? Babası 25'lik altını kapınca o da miras elden gidiyor diye panik oldu tabii. Solu burada aldı hemen. Oh be. Gitti sonunda. Benden bu kadar. Ne demek o? İzmir'e dönüyorum. Nasıl yani? Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam mı edeceksin? Gidip dün geceyi hafızamdan sildireceğim. Unutmaya çalışacağım. Bilmiyorum. Yapacağım bir şey işte, tamam mı? Oo, hemen inkar. Sana bir şey değil mi? Bu iki gün sonra satar bize ha. Ya bir susun ikiniz de. Geçin bir oturun şuraya. Hadi. Sen hiçbir şey yokmuş gibi davranabiliyorsun ya. Bravo sana. Ama ben sen değilim. Sen beni ne zannediyorsun ya? Ha? Seri katil falan mı? Bilemiyorum. Fazla rahatsın. Hiçbir yere gidemezsiniz doktor hanım. Bu işte hep birlikteyiz. Ben hiçbir şey yapmadım. Sen öldürdün adamı. Geri geldi işte. Hadi. Hani siz iki gün gelmeyecektiniz? Tekin öyle talimat vermedi mi? Acil bir durum olunca. Ne o acil durum? Söyle bana. Tekin Bey'e söylemem lazım. Aradım ama telefonunu açmadı. Siz kim bekliyordunuz? Kimseyi. Yani öyle içeriden bağırış çağırış duyunca. O açıdan yani. Refik. Sorun yok. Tartıştık biraz. Ama arkadaşlar arasında olur öyle şeyler. Değil mi Deren'cim? Kusura bakmayın. Tekin Bey nerede? Yok. Yok Tekin Bey. Sabah çıktı gitti bilmiyorum nerede. Ayrıca yani evlendik diye ben Tekin'in her adımından sorumlu muyum sanki? Bu ne ya? Önce oğlu sonra sen. Oğlu mu? Sinan buraya mı geldi? Evet geldi. Niye şaşırıyorsun ki? Oğlu sonuçta babasını merak etmiş gelmiş. Refik bak yorgunum zaten. Hadi rahat bırak bizi. Tekin Bey dönünce beni acil bulmasını söyleyin. Bana söyle. Ne oldu? Ne o elindeki? Sizinle bir ilgisi yok. İş meselesi. Refik. Evle de, işle de ilgili her şey beni de ilgilendirir artık. Tamam mı? Ver şunu bana. Yok. Siz yorgunsunuz zaten. Biraz rahat bırakayım sizi. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ki? Başlarda ben de emin olamadım. Hatta avukatını bile ben tuttum. Ama sonra deliller gördüğüm onca şey beni de Cahide'nin yaptığına inandırdı. Ben bu kadar kötülükle başa çıkamam. Yapamam. Yapacaksın.
Başa çıkmayı öğreneceksin. Sen sadece bana güven. Ben şimdi çıkıyorum. Hava kararmadan dönerim. İyi olacaksın. Anlaştık mı? Hasan. Tekin Bey geldi mi buraya? Yok Refik abi. Belki gelmiştir de sen görmemişsindir. Gelse mutlaka haberimiz olur abi. Gelirse haber edin bana. Tabii. Pardon. Korkuttun mu? Yok. İyiyim ben. İpek'le kalıyorsun zannediyordum. Kalıyordum. Dönüyorum şimdi. Ya bugün biraz fevri davrandım, kusura bakmayın. Vardır bir sebebi. Öyle. Var. İyi misin? İyiyim. Tansiyonum düştü herhalde. İyiyim. İpek'le eski arkadaşsınız herhalde. Evet. Şeyden, üniversiteden arkadaşız biz. Benziyorsunuz bayağı birbirinize de. Arkadaşlar zamanla birbirine benzer derler. Hesap hazır değil mi? Hazır efendim. Misafirimiz olduğun konusunda anlaşmıştık. Ama bakıyorum da sözümüzü bozuyorsun. Selam. Merhaba, Sinan ben. Kenan Soykan. Düğünde tanışamamıştık. Tekin Bey'in oğlu. Bir oğlu olduğunu bilmiyordum. Eyvallah. Gitmeden bir acı kahvemizi içersin artık. Olur olur, içelim. Ama böyle hesap ödetmemek falan hiç olmadı. Yo, çok güzel oldu. Gidelim mi? Görüşürüz. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Yine bekleriz. Teşekkürler. Güle güle. Rahatsız mı etti bu herif seni? Yüzün bembeyaz. Yok, o nereden çıktı? Maliklere güven olmaz. Her şeye beklenir onlardan. Niye öyle söyledin şimdi? Tekin denen pislik hayatında görüp görebileceğin en berbat insanlardan biridir. Düğününe neden geldin o zaman? İpek benim çocukluk arkadaşım. Yanında olmam lazım. Hem gözümüzde Tekin'in üstünde olur, fena mı? Hadi takip et beni. Görmedin yani. Oğlum delirdin mi? Tekin Malik benim fakirhaneye gelip çay mı içer Allah aşkına? Arabası falan? Yok oğlum yok, görmedim. Arasana telefonla falan. Telefonu kapalı. Refik. Kim bu? Lala ne yapıyorsun? Lan bir çekil. Bir dik dur dik. Ha şöyle. Şöyle arkanda 5 kişi varmış gibi. Tamam. Bu kadar yeter sana, merak etme. Bana bak. Git o sahibine söyle. Bugün olur, yarın olur, elbet bir gün. Bize yaptıklarının acısını çıkartacağım. Tamam mı? Ha, sana da nacizane tavsiyem. Bir daha dün yaptığını yapmaya kalkışma. Çünkü bu sefer sonu farklı olur. Al şunu, bir çay verirsin. Refik. Seren Hanım'ın arkasını topluyoruz. Oh ne güzel hayat. Herkes senin gibi katı olmak zorunda değil ki. Hani sana bir kızdan bahsetmiştim. Annesini kaybetmiş. Kız kendine hep ne sorardı biliyor musun? Annemi kurtarabilir miydim? Korktuğum için mi babama engel olamadım diye.
Kız kendini böyle böyle yiyip bitirdi. Sonra kas katı biri oldu. Ağladığını gören kimse olmadı. Ben böyle katı olmayı ondan öğrendim. Adı buysa eğer. Ne güzel bir yermiş burası. Ben de çok severim. Bir daha ne zaman yolunuz düşer acaba bu dağ başına? Yakın zamanda zor. Hiç vakti olmuyor mu doktor hanımın? Yoğun çalışıyorum. Saat kaç olmuş? Kalkalım mı? Ben hava kararmadan yola çıkayım. Bir gece daha kal. Yemek yeriz, sohbet ederiz. Olmaz mı? Ben çok isterdim. Ama kimsin? Deren! Deren! Osman! Su getir! Deren! Ne yapacağız şimdi bunu? Nasıl kurtulacağız? Buralarda saklayabileceğimiz bir yer var mı? Yani aklıma bir yer gelmiyor. Hurdacıya versek? Olmaz. Kayıt tutarlar. Hem adama nasıl güveneceğiz? Denize atsak? Yani kimse görmeden yapabilir miyiz? Of! Bilmiyorum. Harita falan var mı sende? Var. Cahide Eren, ziyaretçim var. Hayırdır inşallah? Hoş geldin Ahmet. Nasılsın Cahide? Vallahi onları bulduğunu duysam daha iyi hissedeceğim. Ben gerçekten çok utanıyorum. Vallahi kendimi başarısız hissediyorum ama yok. Yani hiçbir iz bulamadım maalesef. Keşke bu kez sana bir faydam olsaydı. Kendine haksızlık etme Ahmet. Bunca zaman yanımda sen vardın. Beni sonuna kadar savundun. Bana inanan tek kişi sendin. Bak,
sen araştırmaya devam et. 24 yıl bekledim. Ömrümün sonuna kadar da beklerim. Ben ümidimi kaybetmedim. Dünyanın bir ucuna da gitseler onları bulacağım. Aslında yardım isteyebileceğimiz birileri olsa. Bize kim yardım eder ki? Yani öfkeleneceğini biliyorum ama. Cemal. Ahmet. Bak, o hatırı sayılır biri. Belki bize bir yol bulabilir. Onun hatırı da yardımı da yerin dibine batsın. Onun adını bir daha anma. Anacaksan da buraya gelme Ahmet. Ne dedi? Bu kadar çok ceza almış olmasına şaşmamalı. Nasıl? Anlayamadım. Sizin gibi bir avukat olduktan sonra normal. Cemal Bey, benim şu ödemeyi... Teşekkür ederim. Rica ederim. Sen nasıl döneceksin peki? Ben bir şekilde hallederim. Tamam. Telefonları alsak belki ihtiyaç olur, ararsın. Ben ne bileyim, belki yolun tekrar güneşli bahçeye düşer. Ben yazayım numaramı o zaman. Süper. Teşekkür ederim tekrardan. Yordum seni de. Benim için zevkti. Görüşürüz. Yol tamam mı?